Türkiye'de mülteci ve Suriyeliler konusunu ilk gündeme getiren kişi benim. Onu ifade edeyim. Hem de bugün değil. Birkaç sene evvelinden. Bakınız, benim bir kitabım çıktı 2006 senesinde, Turuncu Devrimler isminde. Bu kitabı hazırlarken Balkanlardan ta Çin Seddi'nin sınırına kadar o coğrafyada yaşanan bu turuncu devrimlerin nasıl olduğunu, o coğrafyada ülkelerin nasıl rejimlerinin değiştiğini hepsini araştırdım. Gençlik hareketlerinin hepsini araştırdım. Ve Arap Baharı'nın geldiğini de, yaklaşmakta olduğunu da burada yazdım. Şimdi o konuya girmeyeceğim ama bunun bir uluslararası proje olduğunu 2010 senesinde ben söylediğimde, o zamanlar televizyonlarda çok sık çıktığımda, Arap Baharı'nı bugün bu Suriyelileri savunan arkadaşlar bir demokrasi şöleni olarak ortaya koyuyorlardı. Halbuki bunun bir emperyalist proje olduğunu, Arap Baharı'nın neticesinde komşularımızın bölüneceğini, çünkü Büyük Orta Doğu Projesi'nin temel hedefinin de bu olduğunu ifade ediyordum ve bugün dediğimiz noktaya geldik. Siz o dönemde Suriye'de Esad rejimini savunuyor muydunuz? O dönem halkına zulmeden, vatandaşlık bile vermeyen örneğin Kürt vatandaşlarına Suriye rejimine karşı halkın yaptığı protestoları demokratik protestoları olarak görmüyor muydunuz? Esad rejimini elbette savunmam. Esad'ın nasıl bir zalim olduğunu herkes gibi ben de biliyorum. Yalnız Esad zalim de, Ürdün kralı çok mu demokratik? Suudi Arabistan kralı çok mu demokratik? Efendime söyleyeyim, Yemen kralı çok mu demokratik? Ürdün kralı, Libya kralı çok mu? Yani Orta Doğu'da Esad'ın öbürlerden eksik kalır bir yanı da yok. O onlardan çok daha ötede bir diktatör de değil. Orta Doğu'da bir diktatörlük var zaten. Ama biz Suudi Arabistan diktatörü öldü diye 3 gün yas ilan ediyor isek Türkiye olarak, burada da bir çifte standart var. Ve o gün şunun ben altını çiziyordum. Bu ülkeler bir demokrasiyi, Rus dışları, Rus savunma bakanının bir sözü var biliyor musunuz? Çok ilginç bir söz. O dönem o coğrafyalarda bu turuncu devrimler olurken, demokrasi bir tarladan çıkarıp öbür tarlaya ekeceğiniz bir patates değildir demiştir. Çok doğru bir söz. Demokrasinin kurum ve kurumlarla oturması lazım. Birdenbire ben devrim yaptım, demokrasi geldi. Olmuyor. Bakınız bugün Libya bölündü, Suriye bölündü, Irak bölündü ve bu bir büyük Orta Doğu projesi oynanıyor dünyada, şimdi bölgemizde. Bunu Suriyeliler ekseninden baktığımız zaman, diyelim ki sizin söyleminizin bir saniye için doğru olduğunu varsayalım. Evet. Ve bu Arap Baharı'nın bir emperyalist oyunun parçası olduğunu söyleyelim. Kesinlikle buna inanıyorum. Şimdi bugün geldiğimiz noktada da bunu gördük. Bu durum bir takım insanların Esad rejiminden memnun olmayarak bir takım demokratik gösteriler başlattığı, hı hı, ve Esad rejiminin bu insanların üzerine silahla ateş açarak, hı hı, öldürmeye başladığı gerçeğini gölgeler mi? Gölgelemez. Böyle peki bir gerçek var. Peki bu insanlar bunun üzerine Türkiye'ye akın etmek durumunda kaldılar mı, kalmadılar mı? Eğer gösteriler demokratik çerçevede kalsaydı, bir tek orada mı gösteri oluyor? Dünyanın her yerinde gösteri oluyor. Eğer terörist geçişleri engellenseydi, eğer 3 hafta içerisinde Emevi Camii'nde cuma namazı kılma hevesine düşülmeseydi, eğer Suriye'de bir cihatçı iç savaşı başlatılmasaydı, bugün kucağımızda 4 milyon mülteci, parçalanmış bir Suriye, yanı başımızda bir PKK, PYD devleti bulmazdık. Bakınız, bir harita göstereceğim. Konunun anlaşılması yüzünden. Sayın Cumhurbaşkanı bu haritayı Birleşmiş Milletler'de gösterdi. Bu haritada ne görüyoruz? Bu haritada Filistin'in nasıl zaman içerisinde boşaltıldığını ve yerine nasıl bir İsrail devleti kurulduğunu görüyoruz, değil mi? Bugün oynanan oyun tamamıyla aynıdır. İsrail bayrağının üzerinde 2 tane mavi çizgi vardır. Bu çizgi Fırat ile Nil Nehri arasında vaat edilmiş topraklardır. Büyük İsrail'in kurulmasının bir tek yolu vardır. O coğrafya içerisindeki ülkelerin bir şekilde boşaltılması lazım. Tesadüfi değil Kübra Hanım. Bu işler başlamadan önce İsrailli firmaların Suriye sınırındaki mayınları temizlemesi tesadüfi değil. Bunlar adım adım gelen şeyler. 1979'dan beri o bölgede Büyük Orta Doğu Projesi'nin altyapı hazırlıkları yapılıyordu. Ve bugün dikkat ediniz, biz bu arkadaşlar geri dönsün dediğimizde kim karşı çıkıyor biliyor musunuz? İslamcı maskesi takmış geçmişinde PKK savunuculuğu olan bazı dernekler bunları savunuyor. Niye? Çünkü orada önce bir PKK devleti kurulacak, PYD devleti kurulacak. Ondan sonra da Büyük İsrail projesine gidilecek. Şimdi bu söyledikleriniz siyasi argümanlardır. Bir gazeteci olarak benim elbette bunlara bir şey söyleyeceğim yok. Hı-hı. Bunu böyle düşünen ya düşünmeyen siyasetçiler size elbette yanıt olabilir verebilirler. Tabii ki. Fakat arpası bol gelmiş tosunlar tabiri, evet,
kime yöneliktir? Bu ülkede milletvekilliği yapmış, siyasi partinin genel başkanlığı iddiasında bulunan, akademisyen titri olan bir siyasetçinin üslubu, Türkiye'de şu anda nerede çalıştığını, nerede okuduğunu, hangi trajedilerden dolayı burada olduğunu hiç bilmediğimiz, böyle bir ayrım yapmaksızın Türkiye'ye sığınmış, sizin tabirinizde 1 milyon genç erkeği hayvan olarak nitelendirmek bir siyasetçinin üslubuna sizce uygun mu? Bir düzeltme yapayım müsaade ederseniz. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsanız tosun gürbüz genç erkek demektir. Aynı şeye bugün ben de baktım. Evet. Ama eğer buraya arpası bol gelmiş tosunlar diye nitelendirmeseydiniz. Şöyle bu bir tabirdir. Neyi hedeflediğiniz? Arpası elbette ki arpa yemiyor o insanlar. Yani yemeği bol gelmiş, rahatı yerinde olan, rahatı yerinde olmayan, yılbaşı gecesi vatanı işgal altında olan, bakınız, gencecik eli silah tutan gidip orada savaşacak durumda olan birisi eğer kafayı çekip yılbaşı gecesi Taksim'i dağıtıyorsa, Taksim'de kafayı çekip orada büyük bir hengame yaratıyorsa bu arpası bol gelmiş tosundur. Bunu başka şey diyemezsiniz. Onların eğlenmeye hakkı yok mu? Vatanı işgal altında olan bir gencin eğlenmeye hakkı yoktur. Vatanını savunacaktır. Tamam.